Benim bir sorum vardı ama Buyurun, dinliyoruz ben sizi. 22 haftalık hamileyken 4 boyutlu ultrasona girdim. Evet. Burada lateral ventrikül ve kroid plexus'un 8.7 çıktığını söylediler. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın ama. Olsun olsun, gayet iyi, biz durumu anlıyoruz. Buyurun. 8.7 çıktı, milimetre çıktığını söylediler. Yani Evet. biz bir anda korktuk, telaşlandık. Bu büyür mü ileriki haftalarda? Amniyon sıvısı için, amniyon sentezi için gerek olmadığını söylediler. Bir ay sonra da kontrolümüz vardı. Kontrole çağırdılar. Yani Evet. bu nedir? Normal midir? Daha ileriki zamanlarda büyüme yapabilir mi? Ne yapmalıyız? Evet, şimdi bir soru sorabilir tabii miyiz? hocam, Yani buyurun. bu ölçümün değeri sizinle niçin paylaşıldı? Anlamadım. Niçin bu ölçü size söylendi? Yani başka bir şey var mıydı bebekte? Yok, bebekte değil. Sadece bebekte kara etkisi olduğunu söylemişlerdi. Ultrasonda da, 4 boyutlu ultrasonda da bu çıktı, bu sonuç çıktı. Ha, bebekte koroid plexus kisti var, öyle mi? Var dediler ama sonra 4 boyutlu ultrasona girdiğimizde olmadığını, Evet. kistin olmadığını, Evet. sadece lateral ventrikülün 8.7 çıktığını Güzel. Ben gayet iyi anladım. söylediler. Evet. Yani bu benim sorum ileriki zamanlarda birkaç hafta sonra büyüme yapar mı? 10 olduğunda tehlikeli olduğunu söylediler. Evet. Evet. Sağlıklı bir doğum süreci diliyoruz size. Bakalım Profesör Doktor Aydan biri ne yanıt verecek size? Aslında bu Hoşça kalın. hastada hiç yani konuşmaya değer bir şey yok. O bilgi de hani biraz fazla paylaşılmış ve detayı çok verilmemiş. Yani 8.7 biz çünkü lateral ventrikülleri kafa içi değerlendirme alanlarımızdan bir tanesidir. Hani hidrosefali dediğimiz kafa içerisindeki anormal gelişimi kontrol etmek için bakarız. Çoğu kez zaten ölçüm bile yapmaya gerek kalmadan onun normal limitler içerisinde olduğunu görürüz. Ama detaylı bir inceleme esnasında ölçülebilir. 10 milimetrenin altındaysa normal kabul edilir ve bunun aileyle paylaşılmasına bile gerek yok yani. Aslında bu hasta benim anladığım koroid plexus kisti dediğimiz gene önemi olmayan geçici bir takım sıvı salgılayan kesecikler diyelim beynin içinde, kafanın içinde. Bunu görerek doktoru gönderiyor. Öbür doktor da bunun olmadığını ve lateral ventrikül ölçümünün bu. Yani bu hiçbir şey yok bu ultrasonda. Yani bunu 10 milimetrenin altında kaldığı sürece normal limit kabul ediyorsunuz. İleri haftalarda genişleyebilir mi? Yani 8.7 zaten geniş değil. İleri haftalarda bebeğin kafa içi yapılarında değişiklik ya da anormallik olabilir mi? Her bebek için söyleyebilirim. Olabilir. Çünkü geç hidrosefali dediğimiz tanılar vardır. 20. haftasında bir şey yoktur ama 20. 28. haftasında hidrosefali olabilir. Bu bebek için konuşmuyorum. Hani genel olarak bana birisi bu soruyu sorsa, şimdi her şey normal ama 28, evet olabilir derim. Ama bu kadıncağızın bebeğinde hidrosefali falan yok. 8.7 normal milimetredir. Herhangi bir şekilde kaygılanacağı bir şey yok. Koroid plexus kisti de çıkmadığına göre normal gebelik takibine devam edecek. Evet.